İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Faks numaramız ise 0212 454 56 26. Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh. Fırsatı değerlendirin. Abdullah-ı Dehlevi büyük alim bir zattır. Sık sık buyururdu ki, bu ömür bir fırsattır. Hiç bugünün işini bırakmayın yarına. Hatta geciktirmeyin bir saat sonrasına. Büyükler buyurur ki, gün bugün, an bu andır. Fırsatı kaçıranlar muhakkak ziyandadır. Helekel müsevvifun buyurdu ki o server, yani sonra yaparım diyenler ziyan eder. Bugün hayırlı bir iş fırsatı geçse ele, onu değerlendirmek lazım gelir acele. Başka gün aynı fırsat geçse de yine fakat, sen bugünkü fırsatı kaçırdın, bu hakikat. Bugünkü sevabı da yapsaydın kaçırmayıp, ecrin iki olurdu, olmazdı hiçbir kayıp. Hem sonra aynı fırsat bir daha gelir mi ki? Bu iş hiç belli olmaz. Ölüm var kula çünkü. Ecel hiçbir insana vakit bildirmemiştir. Yani erken veya geç gelirim dememiştir. Öyleyse her fırsatta bakın hayır yapmaya. Belki o sebep olur hak rızası almaya. Bu iş bir karıncayı kurtarmak olabilir. Kime olursa olsun iyilik iyiliktir. Dul bir kadıncağızın bir işini bitirmek, bir yetimin başını sıvayıp sevindirmek yahut yemek yedirmek bir dosta, arkadaşa, iş bu iyiliklerin hiçbiri gitmez boşa. Çünkü Hak Teâlâ'nın rızası hangi işte, bunu biz bilemeyiz, incelik burada işte. Yaparsın ummadığın küçük bir iyiliği, kazanırsın onunla rızayı ilahiyi. Yahut da bir günahı küçük görüp işlersin, onunla ahirette cehenneme girersin. Bir günde buyurdu ki, dinleyin ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat. Her ne yapıyorsanız geçiyor hepsi kayda. Ancak iyi işlerden insana gelir fayda. Hak Teâlâ görüyor bizim her işimizi ve hatta bilmektedir niyet ve içimizi. İman ettikten sonra en kıymetli ibadet, bir müminin kalbini sevindirmektir elbet. Bir günde buyurdu ki, mümin güler yüzlüdür. Zira mümin olmanın simgesi güler yüzdür. Münafıklığınsa şöyledir ki eseri, somurtkan, asık surat olur onlar ekseri. Allah'ın sevmesini istersen seni şayet, sen de başkalarına göster sevgi, muhabbet. İstersen Hak Teâlâ affetsin günahını, öyleyse sen de affet başkasının aybını. Ve eğer İstiyorsan
Acısın Allah sana, öyleyse sen de acı, şefkat et başkasına. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya kiramdan olan Ebu Miden Muharibi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, normal insanların bozulmasının alameti, amirlerinin, başlarındaki amirlerinin kendilerine zulmetmesiyle meydana çıkar. Alimlerin bozulmasının alameti de dinde çeşitli karışıklıkların ve fitnelerin ortaya çıkmasıdır buyuruyor Ebu Miden Muharibi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Buyurun. Alo. Buyurun, iyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim, buyurun. Hocam, öncelikle Allah size razı olsun. Hakkınızı helal edin. Biz ettik efendim, siz değil. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Allah ailemiz razı olsun. Cenab-ı Hak can saadeti versin inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam, daha önce de aramıştım bu zekat için. Şimdi babamın zekatını, vekaletini bana veriyor. Ben veriyordum. Bugüne kadar hep hani borçlarını çıkarıp veriyordum. Ama bu Halil Gölenç Hoca'nın kitabında hani borçların çıkarılmayacağını söylüyor. Bu Şafii mezhebine göre değişiyor mu, yoksa benim kafam karıştı? Peki efendim. Bu birinci sorum. Bir de daha önce de sormuştum. Benim kız kardeşim Şafii mezhebinde, hani onun altınları vardı ama o taktığı için, ona zekat düşmediği için ben zekatımı ona vermiştim. O oldu mu olmadı mı diye onu soracaktım. Peki efendim. Bir sorum daha vardı hocam. Hocam, daha önce de ben onu da sormuştum size. Bu diş dolgusu var bende. Hani ben ilk abdest alırken bizde yüzde başlanıyordu niyete. Ben elde başlamıştım. Hani sonradan mezhep taklit edilir diye söylemiştiniz ama benim ağzımda da şimdi, o zaman da diş dolgusu vardı. Hani onu taklit etsem oluyor mu? Oluyor tabii. Maliki mezhebini taklit edince oluyor. Hani ben hani fi demiştim. Şimdi maliki mi diyeyim? Maliki deyin. Çünkü Hanefi mezhebinde mali. Siz Şafii misiniz? Şafii mezhebinde, evet, de yüzü hocam. Yıkarken niyet edecek diye eli yıkarken niyet etmiş. Eli yıkarken niyet etmek maliki de var. Evet. Tamam. Peki efendim. İyi günler. İyi günler, ben miyim? Evet, dinliyoruz, buyurun. İyi günler, sorularım vardı benim de. Tabii. Öncelikle hocamdan kendim ve ailem için dua istiyorum. Rabbim ikiciğin saadeti versin, acizimin fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah Teala. Amin, Allah Teala razı olsun. Diş dolgusundan dolayı maliki taklit ediyorum. Mesela şimdi öğlen abdest aldım, öğleni kıldım. İkindi vakti girince de çamaşırımı kontrol ettim. Hani günlük akıntı gelmiş mi falan diye. Herhangi bir şey yoktu, ikindiyi kıldım. Lakin ilmihalde maliki de abdestin bozulduğundan şüphe edilirse abdest bozulmuş olur gibi bir ifade okudum. Belki yanlış anlamışımdır. Şimdi ben çamaşırımı kontrol ederek şüphe mi etmiş oldum? Hayır. Bu şekilde kıldığım namazı iade etmem gerekir mi? Gerekmez. Tamam. İkincisi, oruçluyken abdest almak zor oluyor. Hani işte su yuttum, işte genzime su kaçtı falan diye. O yüzden oruçluyken sadece abdestin farzdan yerine getirsek, ağzı bunu yıkamasak olur mu? Diğer bir sorum. Maliki'de başı meshettikten sonra avuç içleriyle kulağın arkasındaki deriyi meshetmek gerekiyor ya. Ben bunu hani başımı meshettikten sonra yapamıyorum. Saçımı böyle geri alamıyorum da kulağımı yıkarken yapıyorum. Olur mu? Telefondaki arkadaşa 3 soru demiştim ama bir tane de aklıma geldi. Hakkını helal etsin. Ölümle ilgili. Şöyle, şimdi ben ölümü düşünüyorum ama hani işte beyim ölürse, işte kocam ölürse, çocuğum ölürse, annem ölürse ne yaparım diye hep başkalarının ölümünü düşünüyorum. Hani kendi ölümümü hiç düşünmüyorum. Hani normalde hani ölümü hatırlamak gerekiyor ya. Sadece sen değil, herkes düşünmez. 90 yaşındaki de düşünmez. Evet, bu hani ölümü düşünmek gerekiyor ama kendi ölümümü düşünmüyorum. Hani insanlar ölürse ne yaparım, eşim ölürse ne yaparım, çocuğum ölürse ne yaparım. Hani onlarla ilgili düşünceye giriyorum. Bunu sormak istedim. Peki ama efendim. İyi günler. Buyurun. Alo. Buyurun, dinliyorum. Alo. İyi günler, hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Buyurun.
Osman Hocam, ellerinizden öpüyorum. Saygı içer. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Çok yararlanıyoruz. Çocuklarımıza, dünyaya dua edersen memnun olurum. Allah razı olsun. Efendim, salih salih eylesin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin inşallah Teala. İnşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hocam, şimdi sorumun biri şu. Benim geçmişte gerek oruç, gerek namaz, gerek zekat borçlarım var. Oruç değil de zekat borçlarım var. Oruç da var tabii. Ondan sonra şimdi ben bunları zaten kitap alıp dağıtıyorum. Almış olduğum kitapları bunların yerine dağıtabilir miyim? Bunu öğrenmek istiyorum. Peki efendim. İkinci olarak da Osmanlı, dün müydü, evvelsi gün müydü, siz Osmanlıca Kur'an mealinin olduğunu söylemiştiniz. Bunu nasıl tedarik edebilirim? Peki efendim. İyi günler. İyi günler. Buyurun, dinliyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Ben öncelikle eşim, annem, çocuklarım için sizden dua istiyorum. Rabbim iki cihan saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, hidayet amin nasip etsin hocam, inşallah. İnşallah, amin. Bir de ismimi alayım namaza başlamam için mümkünse. Nasıl? Namaz kılmak istiyorum ama bir türlü başlamıyorum. Nefsim müsaade etmiyor. Bir dua ederseniz benim için. Cenab-ı Hak inşallah onu da nasip eder. Sen istemeye devam et. İstiğfara da devam et. Dinleyicilerimize dua eder. İnşallah o da nasip olur. İnşallah hocam. Benim şimdi asıl sorum şöyle. Biz üç kardeştik. Abim, ablam ve ben varım. Abim babamın ilk eşinden. Babamın ilk eşi vefat edince benim annemle evleniyor. Sonra annemin dedemden kalan, yani annemin babasından kalan bir mirası var. Annem vefat ediyor. Babamın miras, bize miras kalıyor annem vefat edince. Otomatikman babama da kalıyor miras. Abim bir şey yok onun nüfusunda olmadığı için. Sonra babam vefat ediyor. Annemin mirası babama kaldığı için abime de kalmış oluyor hukuken. Ama şimdi biz sıkıntı yaşıyoruz. Hani abim annemin oğlu olmadığı için, onun annesi farklı olduğu için ona hak düşüyor mu düşmüyor mu bilemiyoruz. Bu konuda tereddütte kaldık. Hani bunun nedir çaresi, dini yönü? Onu sormak istemiştim. Peki efendim. Buyurun hocam. Özür dilerim efendim. Efendim, ilk dinleyicimiz. Daha önce de yayında sorular olmuştu. Şafii mezhebinde zekat verirken borçlar düşer mi düşmez mi? Ben de düşmez diye okudum dedi Şafii ilmihalinde. Biz de bakalım. Nedir ne değildir. Şafii mezhebini, Maliki mezhebini, Hanbeli mezhebini, kendi mezhebim olan Hanefi mezhebi bilmiyorum. Evet. Şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Çünkü kendim Hanefi mezhebinde olduğum için her gün yaşıyorum onu. Kendi başıma geliyor. Evet. İnsan kendi yaptığı işi, kendi başına gelen işi unutmaz. Kırtayla öbür taraftan aynı çekti bir meseleyi okursun. Böyleymiş dersin. Ama soran olmazsa başına da gelmiyor. Unutur gidersin onu. Evet. Hanefi mezhebinde bile mesela kırtayla bir defa başına geliyor. O başına geldiğinde okumuşsun. Bu böyleymiş diyorsun. Aradan mesela bir sene, iki sene geçmiş. Ya bu meseleye ben baktıydım, o nasıldı? Kitaba baktıydım, o mesele nasıldı falan diye. İnsan hatırına gelmiyor. Dolayısıyla Şafii mezhebinde de o ilmihale de bakarız. Şafii mezhebinde olan ilahiyatçı arkadaşlarımız da var. Yani kendisi hem Şafii mezhebinde, yani biz Hanefi mezhebinde olup da Hanefi mezhebini tatbik ettiğimiz gibi bunlar kendileri Şafii mezhebinde olduğu için. Evet. Aynı zamanda da din görevlileri kendileri Şafii mezhebinde iyi biliyorlar. Onlara da soruyoruz. Şafii mezhebindeki yazılmış olan kitaplara da bakıyoruz. İnşallah falan bakalım. Şafii mezhebinde borçlar düşüyor mu düşmüyor mu? Evet. Efendim yorumunuz ne? Bunda yorum olmaz ki. Yorum olmaz. Yani İmam Şafii Hazretleri öyle bilirse o öyledir. İmam Azam İbni Hazretleri öyle iştahat etse o öyledir. Onda herhangi bir şekilde bir şey olmaz. Yorum olmaz dinde. Kanaatiniz ne? Kanaat de olmaz ya. Din bu. Evet. Bunun şakası yok ki. Biliyor musun, bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bitti. Bilmiyorum da ama bana göre olmadı.
Bilmiyor niye konuşuyorsun arkadaşım? İşte bir yazıdaki sıkıntı da bu. Herhangi bir ilaç edecek. Yani var olur sen de başvur. Denir mi öyle şey? Allah Teala korusun ya, toprağın altı var. Efendim zekatımı dedi. Bunda da tereddüdüm var. Zekatımı kız kardeşime. Çünkü daha önce sormuştum dedi. Kız kardeşimin dedi bilezikleri var. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri hanımların kollarına normal şekilde 3-5 bilezik takıyor mesela. Bunu kullanıyor. İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki hanımların bu kullandığı ziynetler nisaba dahil değil. Nisaba dahil olmayınca mesela burada 100 gram altın var. Diyelim ki 30'ar gramdan 3 tane bilezik taktı veya 4 tane 120 gram. Hanefi mezhebine göre bu zengin. Evet. Ama İmam Şafii Hazretleri bunu nisaba katmaz diyor. Yani zengin olma hesabına dahil etmez bunu. E dahil etmeyince otomatik olarak fakir olur o. Evet. Otomatik olarak fakir olur. Yani Hanefi mezhebine göre söylüyorum. Otomatik olarak fakir olur ama Hanefi mezhebine dahil ettiği için zengin oluyor. Şafii mezhebinde dahil etmiyor. Dahil etmeyince Hanefi mezhebinde başka bir aynı şekilde hüküm var. Mesela kurban ve sadaka-i fıtır nisabı. Gene 20 miskal altın ama başka şeyleri dahil ediyor. Evet. Başka şeyleri dahil ediyor. Onun için kurban nisabına, sadaka-i fıtır nisabına malik olan Hanefi mezhebinde zekat alamaz. Şimdi Şafii mezhebinde bu ziynetleri dahil etmiyor da bunun başka bir şeyleri var mı? Onlara aynı şekilde kurban zaten Maliki, Şafii ve Hanbeli'de müekked sünnet dahil ediyor mu etmiyor mu? Zekat alıyor mu almıyor mu? Onda da tereddütümüz var. Onu da bakarız sorarız inşallah Teala. Efendim abdeste dedi daha önce bir sormuştum dedi. Ama o zaman ağzında hani dolgusu olduğunu söylemedi. Çünkü Maliki ve Şafii mezhebinde ağzında dolgusu olanın taklit etmesine gerek yok. Evet. Çünkü Maliki ve Şafii mezhebinde gusülde ağzının içerisini yıkamak farz değil. Sıkıntı Hanefi ve Hanbeli mezhebinde. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ve İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ağzı yüz gibi vücudun dışı kabul etmiş. Bunun için iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak farz buyuruyor. Evet. Hanefi mezhebinde yıkanamadığı için diş dolgusu ve kaplatması ağzın içerisinin tamamının yıkanmasına mani olduğu için mecburen Maliki ve Şafii mezhebini taklit etme durumu söz konusu. Ama Maliki ve Şafii mezhebinde olan bir Müslüman erkek olsun kadın olsun dişini doldurttuğu veya kaplama yaptırdığı zaman taklit etmesine gerek yok. Evet. Çünkü kendi mezhebinde zaten gusülde ağzın içerisini yıkamak farz değil. Ama niyet konusu Hanefi mezhebinde sünnettir. Gusülde de abdestte de sünnettir Hanefi mezhebinde. Ama Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde üçünde de farzdır niyet. Niyetin yerleri bile. Gerçi Hanefi mezhebinde sünnettir ama yeri de belli. Yüzü yıkarken. Yani dört mezhep de aynı şekilde yüzü yıkarken diyor. Fakat Maliki mezhebinin bir kavli daha var. Abdest eli yıkarken buyuruyor. Şimdi ağzında dolgusu da varsa o zaman bu aldığım usul abdest ve kıldığım namazları Maliki mezhebine uyarak yaptım deyince çünkü İbn Abidin'de amel yapıldıktan sonra da taklit edilir ifadesi geçiyor. O alimin içtihadına göre onun namazları kurtulur. Onun namazları böylece kurtulmuş olur efendim. Şimdi diğer dinleyicimiz Maliki mezhebini ben taklit ediyorum dedi. Akıntı gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Akıntı yoksa dedi namazımı kılıyorum. Ve dedi okudum dedi Saadet-i Ebediye'de. Maliki mezhebinde abdestinde tereddüt edenin tekrar abdest alması lazım. Onun abdesti yok deniyor. Öyle anladım dedi. Ve yanlış da anlamış olabilirim. Yok yanlış anlamamış. Okumuş doğru okumuş. Fakat o açıklanırken mesela İslam Ahlak kitabına da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyhi koymuşlar. Orada açıklanırken mesela bir kimse evinden çıktı. Abdest alarak çıktı. Yolda gelirken benzinliğe uğradı veya bir yerde durdu, sıkıştı, helaya gitti. Özel arabasıyla geliyor diyelim. Benzin aldı, helaya gitti, çıktı. Ondan sonra iş yerine geldi, oturdu. Öğle vakti girdi. Şöyle bir dedi, ya benim abdestim dedi, bozduğunu hatırlamadı. Var dedi. Biraz sonra yok ya, yok. Vardı ya, yok yoktu ya. Vardı ya. İmam Malik Hazretleri diyor böyle vardı yoktu olmaz diyor. Git abdest al. Tamam mı? Ya vardır ya yoktur. Ha. Peki şöyle dese benzinlikte durdu. Helanın önünden de geçti. Geçti. Ya dedi ben dedi benzinlikte durdum. Helaya gittim mi gitmedim mi? Bir tereddüt geçirdi. Yok dedi ya gitmedim. Abdestim var dedi. Bu kadar tereddüt Maliki mezhebini taklit etse bile namaz abdestine mani değil.
Evet. Ama vardı yoktu, yoktu vardı, vardı yoktu, yoktu. Git böyle abdest olmaz, yeniden al diyor. Burada ise bununla hiç alakası yok dinleyicimizin. Yani kadınlarda normal aynı şekilde akıntı olur. Hatta Tam İbn-i Asad Tebeli de buyuruyor ki pamuk veya bez kullanması lazım evli hanımların. Peki evli değil de evlenmemiş olan. O bölgede bir rahatsızlık olmuştur. Akıntı gelebilir, gelebilir tabii. Erkekte de olur, kadında da olur, olabilir. Şimdi ben dedi kontrol ettim akıntı gelmiş mi gelmemiş mi? Bu abdeste şüphe değil. Abdeste şüphe değil. Şimdi mesela bu dinleyicimiz dışarıda olmuş olsa, hani çamaşırını değiştirme imkanı yok, abdest alma sıkıntılı, akıntı da geldi. Maliki mezhebini taklit ediyor. Maliki mezhebinde kendi iradesinin dışında meydana gelen akıntı semavi özür kabul ediliyor. Yani evet. Kendi iradesinin dışında semavi özür kabul ediliyor. Dolayısıyla abdesti bozmaz buyuruyor. Bu hal kadınlarda Maliki mezhebinde abdesti bozmuyor. Bu akıntı. Yani onu da hatırlarsa, bilirse rahat hareket eder. Kontrol etmesine gerek kalmaz. Evet. Ancak bir ifade geçiyor. Maliki mezhebinde olup da, özür dilerim, Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklit eden bir hanım, bu akıntı sebebiyle de, diş dolgusu değil, bu akıntı sebebiyle Maliki mezhebini taklit ediyor. Hani dışarıda Maliki mezhebinin bu ruhsatını kullanır. Abdest alması, çamaşırını değiştirmesi mümkün değil. Ama veya bez kullanıyordu, bez değiştirme imkanı yok. Ama evin içerisinde abdest alsa iyi olur. Çünkü Hanefi mezhebinde bozuyor buyuruyor. Ona riayet eder. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ruhunu beslemeyen onu öldürür. İnsan vücudunu, bedenini, hastalanmaması, ölmemesi, sıhhatli kalması için besliyor, bunun için yemek yiyor, su içiyor. Bedenin beslenmesi gerektiği gibi, ruhun da beslenmesi, gıda alması lazımdır. Çünkü insan hem ruh hem de cesetten meydana gelmiştir. Cesedini besleyen, ruhunu beslemeyen, ruhunu öldürür ve ruhunun katili olur. Nasıl kendini öldüren, intihar eden bedeninin katili olursa, ruhunu beslemeyen ruhunun katili olur. Vücudunu beslemeyenin, gerekli gıdaları vermeyenin, geçici olan dünya hayatı sona erer, ama ruhunu beslemeyenin hayatıysa sonsuz kere ölmüş demektir. Yani ruhunu gıdasız bırakan kimse sonsuza kadar kendisini öldürmüş demektir. Birisi 60 senelik bir ömrün intiharı, diğeri ise sonsuz hayatın intiharı. İkisinin arasındaki fark ölçüye hesaba sığmaz. Kaldı ki ruhunu beslemeyip öldüren kimse, ahirette zevki sefa içinde yaşayamayacağı gibi sonsuz azap içinde olacak ve ateşte yanacaktır. Bunun için ruhunu beslemeyip gerekli gıdaları vermeyerek ruhlarını katledenler ahirette felakete uğrayacaklardır. Peki, ruhu öldürmemek için ne yapmak lazımdır? Din büyükleri, İslam alimleri bunların cevaplarını ciltler dolusu kitaplar yazarak bildirmişlerdir. Ruhu öldürmemek için onu beslemek lazımdır. Sabah akşam yemek yiyerek, gerekli gıdalar alınarak beden beslendiği gibi, ruh da ona lazım olan gıdaları vererek beslenir. Ebu Bekr-i Verrak Hazretleri buyurdu ki, ruh, hidayetle, imanla diri olur. Dalaletle, inkarla ölür. Temizlik ve saflıkla sıhhat bulur. Dünyaya meyletmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Kalbin diriliğinin alameti, iyiliğe rağbet, kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Ruhun birinci gıdası imandır. İman olmazsa diğer amellerin, ibadetlerin bir faydası olmaz. İmandan sonra ruhun ikinci gıdası ise namazdır. Çünkü namaz dinin direğidir ve namazın dindeki yeri vücudun baştaki yeri gibidir.
Zira hadis-i şerifte namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir buyurulmuştur. Bir vücutta baş varsa vücut hayatta. Eğer baş yoksa vücut hayatiyetini kaybetmiş demektir. Bunun gibi bir kimse namaz kılıyorsa dini var, namaz kılmıyorsa dini yok gibidir demektir. Ruhun üçüncü gıdasıysa emredilen diğer ibadetleri yapmak, haramlardan sakınmak, dini konuları müzakere etmek, sohbet etmek ve bütün tefsir, hadis, fıkıh, ilmihal kitaplarını okumaktır. Ruhun bu manevi gıdalara ihtiyacı vardır. Bu gıdalar verilmezse ruh ölür. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri buyurdu ki, bedenin sıhhati şu üç şeye bağlıdır. İyi gıda, vücutta bozuk zararlı bir madde bulunmaması ve zararlı şeylerden uzak durmak. Kalbin, ruhun sıhhati ise şunlara bağlıdır. Salih amel, kalbin ve ruhun gıdasıdır. Kin, kibir gibi kötü ahlaktan sakınmak, bunlar bedendeki bozuk maddeler gibidir. Ve günahlardan sakınmak. Zamanımızda insanlar hep maddi gıdalar üzerinde durmaktadır. Elbette bu da lazımdır. Fakat maddi gıdayı alamayan kimse, eceli gelmişse açlıktan ölür. Eğer imanı varsa ebedi saadete kavuşur. Fakat ruhun gıdası verilmez ve ruh ölürse, o zaman o kimseyi sonsuz bir felaket beklemektedir. Behaeddin Zekeriya Hazretleri, bedenin selameti, sıhhati az yemek, ruhun selameti, sıhhati günahları terk etmekte, dinin selameti, sıhhati ise Peygamber Efendimiz'e salat getirmektir buyurmuştur. Maddenin esir aldığı kimseler, ruhun gıdasından bahsetmenin yalnız camilere ve oradaki görevlilere mahsus ve onların vazifesiymiş gibi zannediyorlar. Halbuki insan sadece et ve kemikten ibaret değildir. Her insanın ruhu vardır ve bunun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Önceki asırlarda camiler birer medrese gibi inananlara hizmet vermekteydi. Herkes bilmedikleri meseleleri hoca efendilere sorar ve ruhlarının açlığını giderirlerdi. Camiler erken açılır, Kur'an-ı Kerim okunur, sohbetler yapılır, fıkıh kitapları okunurdu. Zünnun-u Mısri Hazretleri sohbetlerinde buyuruyorlar ki, ruhun sıhhati az günah işlemekte, bedenin sıhhati ise az yemektedir. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Şimdi birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin sualler var daha. Oruçluyken dedi, ağzı yıkamasak, ağzı su vermesek abdest alırken abdestimiz olur mu? Şimdi Bahattin Bey, yani gelen telefonlara siz de cevap karşılıyorsunuz, cevaplar veriyorsunuz. Veya kitaba bakıyorsunuz, soruyorsunuz, cevap veriyorsunuz. Allah Teala hepimiz ayrı yaratmış, kadın erkek. Mesela bazıları var, dibinde bomba patlasa hiç heyecanlanmaz. Umursamaz, hiç şey yapmaz. Umursamaz, öyle yaratılmış. Bazıları var, 300 kilometre ileride bomba patlasa heyecana kapılır. Ne yapacağım ben şimdi ileriden, değil mi? Evet. Öyle. O da insan, o da insan. Ama Cenab-ı Hak farklı yaratmış. Onun için kitaplarda vesvese geçiyor. Ya sen aynı şekilde, benim orucum bozuldu mu, bozulmadı mı? Ne oldu benim orucum? Yuttum mu, yutmadım mı? Yani yapısından kaynaklanan bir vesveseye hemen tak diye giriyor. Dolayısıyla böyle bir halet ruhiyesi olan ağzına su vermesin abdest alırken. Maliki'yi taklit ediyormuş zaten. Yok yok, Hanefi mezhebinde de. Yani farz değil ağza su vermek abdeste, gusülde değil. Farz değil. Maliki'de de farz değil. Vermesin ağzına. Vermesin ağzına. Çünkü o vesvese, hafif yaşlık bile olsa ben bunu yuttum. Halbuki kitapta buyuruyor ki abdest ağzı su verildiği zaman veyahut da aynı şekilde dili dönmüyor, ağzı kurudu. Ağzını su aldı, çalkala tükürdü. Tükürdü, bitti. Kalan yaşlığı yutmak oruca zarar vermez buyuruyor.
Şimdi mesela o vesveseler diyor ki ya zerre kaldıysa. E tabii kaldı. Ama din diyor ki onu Allah-u Teala affettim buyuruyor. Evet. O senin orucunu bozmaz. Çünkü o şeyden kaynaklanan bir şey. Dilin, damakların, ağzın neyse o şeyin içerisinde belli hücreler bilmem neler suyun bütün zerrelerini dışarı atmadı. Kaldı zerrelerinden. Onu yutmak oruca mani değildir. Bunu kalbine, zihnine, beynine iyice yerleştirince no problem diyorsun. No problem. Bir arkadaşım bir şey anlatıyordu. Ya dedi ben dedi o da kendisi böyle pipirikliydi. Kayınpederime kıpte ediyorum dedi. Ya dedi görüyorum dedi bahçede abdest alıyor dedi. Yani dedi, ben de dışarıdan görüyorum dedi. Ökçesi dedi kuru kalıyor dedi. Yıkadım ben her tarafı ıslak diyor dedi. Ya o kadar rahat ki dedi. Ben her tarafı ıslatıyorum kuru kaldı diye vesvese ediyorum. Yapı meselesi. Yapı meselesi. Evet. Dolayısıyla burada da bu şekilde böyle pipirikli olanlar veya vesveseye düşme ihtimali olanlar vermesin. Veya çok az bir şekilde verip tükürversin. Çünkü abdeste az o su vermediği zaman sadece abdest farzlarını yerine getirdiği zaman o abdeste namaz kılınır. Evet. Bak kulağı meshetmede de işte saçım uzun falan onun mahsuru yok ama orada da vesvese etmiş. Yani dedim ben kulağımı şey yaparken orayı meshediyorum. Yesin. Yani bir mahsuru söz konusu değil. Bir de dinleyicimizin çare bir dikkat bir suali daha vardı. Dedi hep dedi işte kocam ölürse, çocuklarım ölürse, anam ölürse, babam ölürse ben ne yaparım? Böyle geliyor. Nedir bu? Efendim kitaplarda yazılmış. Ben de merak ediyordum. Bu neyin nesi diye. Bilhassa İmam-ı Rabbani Hazretleri Kutüs-i Sur'u çok açık net bir şekilde buyuruyorlar ki kişinin çocuğunu sevmesi de nefsindendir buyuruyor. Hatta Allah rahmet eylesin bir gün anneme Konya'ya gitmiştim. Orada baş başaydık falan. Mektubatı açtım orayı okuyordum. Orası denk gelmişti. O da dinliyordu. Oku da dinleyelim demişti rahmetli. Orada işte kişinin çocuğunu sevmesi de nefsindendir. Oğlum o ne demek dedi ya. İzah etmiş zaten. Benim oğlum, benim kızım, benim. İşte üniversite bitirdi. Genel müdür oldu. Benim kızım işte Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti. Benim kızım öyle bir aynı şekilde el becerisi var ki falan diye başlıyorsun. Ama benim kızım, benim oğlum. Ben diyorsun. Nefsinden kaynaklanıyor. Babaannem de bir şey anlatırdı böyle fıkra gibi şeyler anlatırdı o kuşak. Şimdi kadıncağız kış günü dışarısı her taraf kar kapatmış. Şimdiki gibi yollar belleri yok ki. Hani sağlık ocağı da yok. Hastaneye gitsin bile yok. Ambulans falan hakikaten yok öyle bir şey. Çocuğu hastalanmış onun başında ateşler içerisinde ağlıyor işte. Sen hasta olma ben olayım. Sen ateşlenme ben ateşleneyim. Sen ölme ben öleyim. Hikaye ya bu. Tık kapı çalınıyor içeri biri giriyor. Bakıyor yabancı bir sen kimsin ben diyor ölüm meleğim. Öyle deyince çocuğun annesi hasta burada demiş. Biraz önce sen ölme ben öleyim diyordum. Ama iş kendine dayanınca çocuğu gösteriyor. Hasta burada diyor. Hasta burada. Dolayısıyla mesela kocam olursa kocam ölürse ben ne yaparım? Ben. Çocuğum ölürse ben ne yaparım? Annem ölürse ben ne yaparım? Hep ben. Ben endekli. Nefsinden kaynaklanır buyuruyor bu. Şimdi dinleyicimiz alınacak ya benim nefsim. Bu sadece sende değil ki hepimizde. Hepimizde var. Bu hepimizde var. Kendine peki kendine düşündür. Sen ölürsen çocuklar ne olacak? Kocan ne olacak? Öyle bir şey düşünmüyorsun. Hani bir erkek hanımına dua ediyormuş ya. İşte, sen dul kalma ben kalayım diyormuş en sonunda. Evet. Sen önce öl diyor yani. dolayısıyla insan nefsi kendine ölüm kondurmaz. Onun için de bizim gibi nefsi itminana kavuşmamış olanlar ölüm istemez. Ölümden de korkar. Ancak yüksek derecede evliya-i kiram ölüme aşıktır. Hatta mesela saadeti ebediyede de geçiyor. Orada bir ifade geçiyor da. Buyuruyorlar ki Allah'a dönen sevgili kulları pazara çıksa, ölüm de parayla satılsa bunlar ölümü alırlar diye. Enteresan bir şey. Evet. Biz diyoruz ki deli mi? Zaten deli denmez şey iman kamil olmaz buyuruyor. O farklı bir şey. Dolayısıyla biz kendimize kondurmayız. Hep başkasınınkini düşünürüz. Orada da kendimizi düşünerek.
yakınlarımı şey yaparken. Peki bu kötü bir hal midir? Yok, nefisten kaynaklanıyor. Zamanla insan ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını, hayatlarını okudukça insanda değişmeler meydana gelir mi? Gelir. Evet. Değişmeler meydana gelir. Efendim insan kötü huylarını terk edebilir mi? Elbette. İyi huyla bezenebilir mi? Elbette. Çünkü hadis-i şerif var. Ve Allah-u Teala da Peygamber Efendimiz'e hitaben müminlere nasihat et, onların nefsi nasihat dinler buyuruyor. Mesela zaman zaman bizim tavsiye ettiğimiz bu Hakikat kitabının yayınlamış olduğu Kıyamet Ahiret kitabı var. O kitabın ilk 30 sayfasını zaman zaman hepimizin okumamız lazım. Niye? Çünkü orada İmam-ı Gazali Hazretleri ölüm anında olacakları yazıyor. İşte ölüm meleği geldiği zaman ayak ucundan ruhu yavaş yavaş çekmeye başlar. İşte gargaraya geldiği zaman, boğazına geldiği zaman işte şeyi açarlar. Görüş açısı değişir. Cenneti cehennemi görür. Gideceği yeri görmeye başlar. Eğer imanlı gidecekse önce cehennemi gösterirler. Çok korkar. Sonra o kapıyı kapatırlar. Cenneti gösterirler. Korkma. Senin yerin cehennemdi ama Allah-u Teala değiştirdi. Senin yerin burası. Allah-u Teala'ya kavuşacaksın. Merhametlerin merhametlisine kavuşacaksın. diye müjdeler verirler. Müjdeler verirler. O zaman rahatlar ve hatta orada bir ifade geçiyor. Hüseyin Hilmi Efendi'den rahmetullahi teala aleyh sohbetlerinde talebelerini anlatırlarmış. Kardeşim buyurmuşlar, böyle salih kimseler vefat ederken, yani imanı ehl-i sünnet itikadında olanlar, ben şahit oldum, gördüm öyle. Yüzü gülüyor, elini böyle yapıyor. Bir şey diyemiyor ama birisini kucaklar gibi. İşte Hüseyin Hilmi Efendi de onu anlatmışlar. O kıyamet ahirette de var. Böyle elini kaldırır, birisini böyle gel beni al iki eliyle beraber böyle. diyormuş ki yani cennetteki yeri görünce hadi beni götürüverin oraya. Diyormuş. Evet. Cenab-ı Hak bize de nasip eder inşallah. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder. Yani Allah-u Teala o anda bir melek gönderip korkma Erhamin Rahim'ine gidiyorsun. O müjdeyi Rabbim bize de nasip eder inşallah. Ama ölmeden önce korkmak lazım. Emel abiler Allah-u Teala rahmet eylesin. O Peygamber Efendimiz'in her zaman yapmış olduğu bir dua var. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Bunu çok okurlarmış. Hatta Hazreti Ayşe validemiz mana itibariyle ey kalpleri bir halden bir hale çeviren Rabbim benim kalbimi dininde sabit kıl. Döndürme başka tarafa. Değil mi? Hazreti Ayşe validemiz siz de dönmekten korkuyor musunuz ya Resulallah deyince Allah-u Teala mekrinden beni kim aynı şekilde garanti altında tutabilir ki? Vermesini bilen almasını da bilir. Onun için de hepimizin okuması lazım. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Çünkü Enver abiler buyuruyorlar ki kalp dönektir. Anlatıyorlar da öyle, dönektir. Bazen Allah-u Teala çok yakın olur. İnsan o zaman devamlı sürekli Kur'an-ı Kerim okumak ister, namaz kılmak ister, din büyüklerin hayatlarını, kitaplarını okumak ister. Bazen de uzaklaşır, buz gibi olur. Namaz kılmaya giderken bile idama gider gibi gelir. Kur'an-ı Kerim sayfasını açmak istemez. Hallederiz ya, okuruz sonra, telafi ederiz ya falan. İşte kitaplar biliyoruz da okuduk onları falan filan. Gene okuruz canım falan filan. Yanaşmaz. Buz keser. Buyuruyor. Onun için Allah-u Teala hepimizin sonunu hayır eylesin amin efendim. İnşallah Teala. Gelelim son dinleyicimizin, son dinleyicimiz değil efendim. Namaz, oruç, zekat borçlarım var diyor. Bilhassa zekat borçlarıma. Hani bedellerini kitap alsam, dağıtsam. Olur ama önce altınla devrini yapacak. Bir fakirle devrini yapacak. O fakir diyecek ki al bunlar ben sana hediye ettim. Dilediğin şekilde tasarruf et, götür. Aynı şekilde kitap alıp dağıtabilir o bedelle. Sadece zekat borçları için. Zekat borçları. Namaz oruç değil. Onları hayır. Kaza edecek. Kaza edecek onlar tabii. Efendim Osmanlıca dedi Kur'an-ı Kerim meali söylüyordunuz dedi. Efendim kitap Osmanlıca basılmıyor ki Osmanlıca. Ancak hani böyle sahaflara düşer de oralarda bulabilirsin. Evet. Öyle olabilir. Başka türlü zor ele geçer o. Efendim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Biz dedi 3 kardeşiz dedi. Ablam ben bir de abim var. Abim dedi babamın önceki hanımından. İşte babamın o hanımı vefat edince babam diyor tekrar evlenmiş. Ablam ve benim yeğene gelmişiz. Şimdi dedi annem vefat etti. Annem vefat edince babam mirasçı oldu. Evet. Ablam ve ben annemin mirasçısıyız.
Abim karışmıyor. Bir şeysi değil. Fakat sonra babam vefat etti dedi. Şimdi dedi, o dedi, annemden babama intikal eden o mirasa alır. Babasının mirası artık o. Babasının mirası. Hani nasıl yaptılar, nasıl ettiler? Önce annesinin mirasını bunlar taksim etmediler mi? Ondan sonra da babası vefat edince işler karıştı. Kanunda şak şak hepsine bölüverdi. Evet. Soyad aynı ya. Değil mi? Evet. Kanun bölüverdi. Nasıl yapacağız falan. Eğer karışmışsa o zaman önce annesinin mirasını taksim etse, babasına ne kadar intikal ettiyse abileri o babasının mirasından o paydan hisse alacak. Bunlar da hisse alacak, o ayrı bir mesele. Oradan bunların öyle yapacak. Abisi de meseleyi biliyorsa, bak senin hissen budur. Yani onun eline fazla geçerse, kanun böyle oldu dediyse, o geri verecek. Geri vermiyorsa ateşte yanmaması için bunlar haklar. Neler edecekler, hediye edecekler. Başka çıkış oluyor. En büyük, en problemli meseleler şu miras meseleleri evet. Hocam. Başka türlü. Çok zor. O işin içinden çıkmak. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. İslam ve toplum.